Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda ölümünün 60. yılında Mehmed Emin Resulzade'yi çeşitli yönleriyle ele alacağız. Fakat konumuza geçmeden her hafta yaptığımız gibi haftanın haber başlıkları ile ilgili bandımızı izliyoruz. Sonra konumuza geçiyoruz. Kazakistan'da 26 Nisan'da yapılacak olan erken cumhurbaşkanlığı seçimi için 10 kişi adaylığını açıkladı. 40 yaşını doldurmuş, akıcı Kazakça konuşan, bunu da dil sınavı ile ispat edebilen ve en az 15 yıl ülkede ikamet etmiş kişilerin aday olabileceği seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in de OTAN Partisi'nden aday olacağı açıklandı. Cumhurbaşkanlığına aday olan 10 kişiden 8'i seçime bağımsız olarak katılacak. Adaylardan biri ise kadın. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, TANAP projesinin temelinin 17 Mart'ta Kars'ta atılacağını ifade etti. Temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımlarının beklendiğini kaydeden Yıldız, yeni geliştireceğimiz projelerin İran'dan gelecek doğal gaz boru hattının, Basra'dan gelip Türkiye'den Ceyhan'a ulaşacak olan boru hattının, yine Türkmenistan'dan gelebilecek boru hatlarının, Doğu Akdeniz'de alakalı geliştirilebilecek boru hatlarının hepsinin burada önemli bir pazar payı olacağını düşünüyoruz, dedi. Kırgızlar 4 gün boyunca Rusya Federasyonu'nda yaşayan Başkurt soydaşlarının kültürlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik Kırgızistan Başbakanı Komart Otarbayev'le Başkurdistan Cumhurbaşkanı Rüstem Hamitov'un katılımıyla başladı. Açılışta konuklar Rüzgar Sesimi Uzaklara Götür adlı Başkurt filmini izledi. Kültür günleri kapsamında hem başkent Bişkek'te hem de ülkenin değişik şehirlerinde Başkurt filmleri gösterildi, konserler verildi, halk danslarından örnekler sunuldu. Kırgızların yoğun ilgisini çeken Başkurdistan Kültür Günleri'nde ayrıca Başkurt el sanatlarından örneklerin yer aldığı bir sergi de düzenlendi. Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Valeri Dil ve Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, Bişkek'te önemli ekonomik, sanayi ve kültür tesislerini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kırgızistan ve Tataristan arasında askeri ve sanayi alanındaki işbirliği olanakları ele alındı. Tataristan heyette Bişkek Serbest Ekonomik Bölgesi toprağında bulunan işletmelerin çalışması hakkında bilgi edindi. Heyet başkanları iki ülke arasında dostluğun ve iş ortaklığını pekiştirmenin simgesi olarak Bişkek Serbest Ekonomik Bölgesi toprağına Tien San köknarını diktiler. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyetle görüştü. Arınç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, "Önemli olan seçimde Kuzey Kıbrıs'ta Türk kardeşlerimizin yapacağı tercihtir. Ona hepimiz büyük bir saygı duyacağız," ifadesini kullandı. Denktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'le bir araya geldi. Denktaş görüşme sırasında "Türkiye'nin çok iyi bir tanıtım ağı olduğunu belirterek giderek gelişen bir turizm sektörümüz var. Bunun devamı için Türkiye ile birlikte ne yapabiliriz? Muhteşem bir tanıtım ayağı var Türkiye'nin. Bundan Kuzey Kıbrıs pazarı içinde ne yapabilir ve en önemlisi Türkiye'den daha çok turisti Kıbrıs'a nasıl çekebiliriz'i görüşeceğiz," dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Serdar Denktaş ve beraberindeki heyetin Ankara'daki bir başka teması da Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'la gerçekleşti. Bakan Çağatay Kılıç görüşmede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kurulan yurt dışı koordinasyon ofisinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 34. İstanbul Film Festivali bu yıl 4-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, Balkanlar sinemasının seçkin örneklerini bir araya getirecek. Festivalde bu yıl 62 ülkeden 122 yönetmenin 204 filmine yer verilecek. Festivalin en dikkat çekici bölümünü ise hiç kuşkusuz bu yıl programa ilk kez eklenen yönetmen Kuştim Caşku'nun Öyküler ve Öykülerin Diyarı'dır dediği Balkanlar, Ateşin Sineması ve Aile Bağları bölümleri. Sinema severler bu bölümde Balkan sinemasını daha yakından tanıma şansı bulabilecek.
Festivale bu yıl ilk kez eklenen Aile Bağları bölümünde ise en çok eleştirilen, en çok kutsanan ve en çok hırpalanan aile kurumuna filmler aracılığıyla mercek tutulacak. Evet, haftanın haber başlıklarına birlikte baktık. Bugünkü programımızın konuğu Doçent Doktor Sebahattin Şimşir, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için, Balıkesir'den buraya geldiğiniz için. Şimdi malum Azerbaycan tarihinin hatta Türk dünyasının önemli fikir, işte aktivist, edebiyat adamlarından biri Mehmet Emin Resulzade ve 6 Mart 1955 tarihinde evet. Vefat etmiş. Biz de bu ölüm yıl dönümü vesilesiyle Mehmet Emin Resulzade'yi, siyasi mücadelesini, Azerbaycan tarihi içindeki yerini ele alalım istedik. Hani bir şahıstan, kişilikten bahsettiğimize göre şöyle bir genel soruyla başlasak. Mehmet Emin Resulzade kimdir? Hani ailesi, doğduğu yer, kısa bir hayat hikayesiyle başlayabilir miyiz? Şimdi öncelikle ben TRT Avaz'a sizin şahsınıza teşekkür ediyorum. Çünkü Türk dünyasının en önemli isimlerinden birisi Mehmet Emin Resulzade'nin böyle anlamlı bir günde anılması güzel bir şey. Tabii Mehmet Emin Resulzade Türkiye'de belki genç nesiller bilmiyor ama yaşı bizim ve bizden eski olanların çok çok iyi bildiği bir isim. Kendisi Bakü'nün Novhanı köyünde doğmuş. Annesi ev hanımı. Babası din adamı. Dolayısıyla böyle bir aileden yetişmiş. Babasının aydın bir yapıya sahip oluşu, onun eğitimi ve istikbali konusunda kaygılar taşıdığından dolayı Mehmet Emin Resulzade'nin iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapmış. Tabii doğum tarihinin 1880'ler olduğunu, Azerbaycan'ın o tarihlerde Rusya işgali altında olduğunu düşünürsek, o coğrafyadaki insanlarımızın yapabileceği en önemli işlerin başında iyi bir eğitim almak gelmektedir. Dolayısıyla Resulzade de ailenin kendisine verdiği bu imkanları iyi değerlendirmeye çalışmış. İyi değerlendirmeye çalışmış diyorum. Çünkü iyi bir eğitim almamış, okulu bitirmemiş. Sebep nedir? Yaşadığı coğrafya, içinde bulunduğu şartlar ve çok genç yaşlardan itibaren kafasında olan İstiklal ateşi diyebileceğimiz meselelerle uğraşmaktan dolayı genç yaşta hayata atılmak zorunda kalmış. Tabi buradaki hayata atılmak günlük rızkının peşinde koşmak değil. Mücadele. Dava ve mücadelenin peşinde koşmak. Nitekim gençlik yıllarından ki daha 1900'lerin başında 1902'de işte Bakü'nün bugün bizim içeri şehir dediğimiz Bakürlerin köhne Bakü dediği oradaki parkın yakınında arkadaşlarının Rusça konuşmaları üzerine bu onun içine dert oluyor. Ve o haleti ruhiye ile gelip işte Bakü'de o evde oturup bir mektup yazıyor. Bu mektubu Tiflis'te yayınlanan Şarkı Rus gazetesine yazıyor. Ve yazının başlığı Arkadaş Türkçe Konuş. Yani 18 yaşlarında. Daha 18'li yaşlarda. Dolayısıyla yani 1884-1902 18 yaşında. Böyle bir yazı yazıyor ve bu yazı tabii yayınlanır yayınlanmaz diye düşünmüyor ama postayı da heyecanla bekliyor. Ve bir gün işte Bakü'den gelen bir mektup diye bu yazısının yayınlandığını görünce artık onun için istikamet belli oluyor. Gazetecilik yönü burada. Gazetecilik yönü başlıyor. Fakat çok yönlü bir kişilikten bahsediyoruz değil mi? Yani şimdi Resulzade yani. Gazeteci mi öyle biliniyor? Gazetecilik yönü çok aktif. Şimdi Resulzade'ye sadece tarafı var, edebiyatçı tarafı edebiyatçı var, tarihçi, tarafı, tarihçi var. Tarafı var. Dolayısıyla Resulzade dört dörtlük bir insan. Yani yaşının şartları ve gereği neyse bunların hepsini hayata geçirmiş, yaşamış ve etrafına örnek olmaya çalışmış birisi. Tabi burada yaşının gereği 18'li yaşlarda sadece Şarkı Rus gazetesine gönderdiği yazı değil. Aynı dönemde işte arkadaşlarıyla bir nevi okul gazetesi diyebileceğimiz bir yayın çıkarıyorlar ve buraya da sürekli yazı yazıyor. Ve bu onun daha sonraki süreçte gazetecilik fonksiyonunun ön plana çıkacağını. Ama bir müddet sonra bakıyorsunuz dönemin mesela 1905 sonrasındaki faaliyetlerinde
İşte Rusya'daki coğrafyada yaşanan siyasi meseleleri gündeme getirecek olan Türk topluluklarının kongrelerinde etkili olmaya çalışıyor. İşte 1913'ten sonra sürgünden ki biraz sonra bahsedeceğiz onları. Bakü'ye döndüğünde bu kez çok farklı şartlar var. Ki henüz 30'lu yaşlara merdiven dayamış. Ama yaşadığı coğrafyanın şartları onun omuzuna bir devlet adamlığı fonksiyonunu koyuyor. Dolayısıyla bu şartlar onun hayatında bir müddet sonra belki hiç istemediği noktalara gelmesine sebep oluyor. Evet. Şimdi hocam 1884'te Bakü civarında yakınlarında bir köyde doğuyor. 1880'li 19. yüzyılın sonları. Evet. O dönemde genel olarak Türk dünyasının ya da o zamanki adıyla Rusya Müslümanlarının içinde bulunduğu ortam, gündemlerinde olan tartışmalar nasıl bir siyasi ortama doğuyor, yetişiyor Resulzade? Şimdi Resulzade'nin işte biraz önce bahsettiğimiz Şark Rus gazetesiyle birlikte önünde yeni bir istikamet başlıyor. Hı hı. Şimdi bu istikamet nedir? Millet bilinci. Mesela o güne kadar bu coğrafyada Rusya sınırı içinde yaşayan insanlarımıza Müslümanlar diyoruz. Ya da Tatarlar deniyor. Resulzade'nin arkadaş Türkçe konuş çıkışından sonra bir Türk kimliğinin varlığı ve bu kimliğin hayata geçirilmesinde bazı insanların lokomotif görmesi bekleniyor. Resulzade bu lokomotif görevini üzerine alanlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak 1904 yılı var. Yani Rusya'nın Japonlarla yaptığı savaş. Dolayısıyla şimdi bu savaşta Rusya'nın yenilmesi ve o güne kadar olmadık bir şey. Neden? Asyalı küçük bir coğrafyaya sahip, nüfus olarak Ruslardan çok az olan Japonlar Rusya gibi bir devi yeniyor. Bir Avrupa yani ulusunu... Avrupa tandanslı bir devleti Asyalı, bakınız yani millet olarak küçük demiyorum, coğrafya ve sayı olarak Ruslardan az olan Japonların galip gelmesi Rusya coğrafyasında Rus olmayan milletlerde de yeni bir uyanış hareketine sebep oluyor. Osmanlı dahil. Bu Osmanlı dahil ve buradaki uyanış hareketi sadece Türkler için değil, diğer milletler için de geçerli. İlk etapta basın alanındaki hakların gündeme gelmesi. Tabi burada basın alanındaki haklar olunca herkes bir kendi dilinde gazete çıkaracak, iki kendi dilinde okullar açacak. Ve bu okullarla kendi tarihini, kültürünü, medeniyetini, dilini ve dinini öğretecek. Yani dili de ihmal etmiyorlar. Cedid okulları mı? Nizam, işte tabii cedid, yani usulü cedid okulları diyebiliriz. Ama usulü ceditler biraz daha geriden başlamasına rağmen 1905 sonrasında etki çok çok fazla. Bu cedid akımı Resulzade'nin de etkilendiği... Şüphesiz. Yani cedid, usulü cedid yani yeni usul. Usulü kadim ya da eski usule göre o da yeniliklerin tarafında ve eğitimin Avrupa'yı tarzda olması için büyük çaba sarf ediyor. Ancak burada Resulzade dışında o dönemin aydınları, işte buna Hüseyinzade Ali Bey deriz, Ağolu Ahmet Bey diyebiliriz. Hatta kuzeye doğru çıkıp Fatih Kerimi'yi, Zeki Veli Togan'ı da bunun içine katabiliriz. Evet. Yani aynı neslin hemen hemen aynı şartlarda yetişmiş insanları. Ve ben zaman zaman şöyle diyorum. 1875 ile 1900 arasında doğan nesil Türk dünyasına mührünü vurdu. Peki 100 yıl sonra gelen nesil biz bugün ne yapıyoruz? Dolayısıyla şartlar o gün çok zor, kıt, hatta bazı şeyler imkansız gibi gözükmesine rağmen o insanlar bize çok önemli işleri başarıp bıraktılar. Ve biz bugün o mirası yiyoruz. Dolayısıyla usulü cedid okulları muhtemelen bu işin lokomotifiydi. Ve gençliğinde böyle gençlik teşkilatları falan da kurduğunu biliyoruz değil tabii mi? Resulzade'nin Müslüman gençlik teşkilatı tabii gibi. Okullarda daha Müslüman gençlik teşkilatı, arkasından himmet grubu diyebileceğimiz işte okul arkadaşları ya da gençlik arkadaşlarıyla oluşturduğu faaliyetler var. Yani aktif, yerinde duramayan hani şey tabiri, günlük tabirle söylersek örgütçü bir kişi. Örgütçü demeyeyim, teşkilatçı. Teşkilatçı yani, İyi bir teşkilatçı. Tamam. Dolayısıyla belki o dönemin... Yani liderlik özelliği olan, etrafını çekip çeviren bir... O özellikler olmasaydı Resulzade olmazdı. Evet. Dolayısıyla Resulzade'yi yapan işte insanları çok kısa sürede ikna kabiliyeti ve ortaya koyduğu hususlarda da bakın Resulzade'nin biz parayla, pulla, şunla bununla uğraştığından hiç bahsetmiyoruz. Ama ne diyoruz?
İşte Musavat Partisi'ni kurdu. İşte Açık Söz Gazetesi'ni çıkardı. İşte Türkiye'ye geldiğinde yine biraz sonra bahsedeceğiz. Değişik gazete ve dergileri çıkardı. Şimdi bu işler normal şartlarda günümüzün zihniyetiyle düşünürsek parayla olur. Ama Resulzade bunu kalple, imanla ve mücadeleyle yapıyor. Yani hiçbir zaman benim param yok ya ben bu işi yapamam ya da bizim paramız yok biz bu işi yapamayız mantığında değil. Yani bir dava adamı. Davanın neyi gerektiriyorsa onları yapıyor. Şimdi hocam Mehmet Emin Resulzade ile ilgili kısa bir tanıtım bantımız var. Onu izleyicilerimize paylaşalım isterseniz sonra tabii devam edelim kaldığımız yerden. Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyetin devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdır. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştur. Hiç ama hiç durmadan, dinlenmeden yazdı, çizdi, anlattı. İstedi ki Azerbaycan bağımsız olsun. Bağımsız Azerbaycan fikrinin neferi, önderi, hayatını bu fikrin gelişmesine adayan, en önemlisi bu fikri ilk kez dile getiren isimlerden biridir Mehmet Emin Resulzade. Sadece Azerbaycan için değil, bütün Türkistan için özgürlüğü ve bağımsızlığı savundu o. Hem de kendisini bildi bileli. İlk makalesi 19 yaşında yayınlanmıştı Resulzade'nin. Tekamül ve Yoldaş dergileri onun ilk çocuklarıydı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti fikrini gerçekleştirdiğinde yıl 1918'di. Türkiye'nin hemen tanıdığı bu cumhuriyet sadece 23 ay ayakta kalabildi. Mehmet Emin Resulzade ilk cumhurbaşkanıydı bu gencecik cumhuriyetin. Kızıl Ordu 1920 Nisan'ında Bakü sokaklarında görülünce Resulzade'nin ilk işi bu işgale karşı gizlice örgütlenmek oldu. Onun sürgünler, kaçışlar, ülkesinden ayrı geçen yılları da böylece başlamış oldu. Resulzade Azerbaycan'ın yetiştirdiği en önemli kalem, kelam ve mefkure üstadıydı. İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal dedi. Azerbaycan halkının beynine bağımsızlık kelimesini büyük harflerle ve tek tek yazan isimlerden biriydi Resulzade. Ülkesi en büyük aşkıydı. O aşktan uzakta Türkiye'de öldü. Kabri şimdi Ankara'da. Şimdi hocam hani kısaca bir özetlemiş olduk. Demin de söz ettik ama biraz açalım istiyorum. Çok yönlü bir şahsiyetten bahsediyoruz. Şimdi başlangıçta gazetecilik yönü öne çıkıyor. Evet. Bir gazeteci olarak hani mesleğe dahil olması süreci ve sonra farklı dönemlerde kuruluşunda ya da devamında rol aldığı bir sürü basın organı var. Evet. Biraz gazetecilik ve bu çıkardığı dergiler üzerinden devam etsek. Şimdi Resulzade'nin daha 1905'lerden itibaren Bakü'de basının içinde olduğunu artık biz net biliyoruz. Ancak Resulzade'nin gazeteciliğinin piştiği yer İran'dır. Dolayısıyla 1904-5 Japon Savaşı sonrasındaki rahatlama döneminde Resulzade ve arkadaşlarının yaptığı faaliyetler Rus idarecilerde ciddi sıkıntı yaratmıştır. Bunun neticesinde Resulzade gibi kendi milletinin dini, dili ve kültürüyle ilgili faaliyette bulunanlara İki yol gösterilmiştir. Ya ülkeyi terk edeceksiniz ya hapse gireceksiniz. Dolayısıyla Resulzade bu dönemde bazı arkadaşlarla İran'a geçer. Zorunlu göç. Mecburi yani şartlar onu gerektiriyor. Ve İran'a gittiğinde orada da bir meşrutiyet hareketi öncesi vardır. Resulzade İran meşrutiyetinde de etkili isimlerdendir. Ve orada yine tanıdığı bazı isimlerin desteğiyle İran'ı Nev diye bir gazete çıkarır. Yani Yeni İran diye ifade edebileceğimiz gazeteyi çıkarır. Ve bu gazete İran'da Avrupa'yı sistemle çıkan ilk gazetedir. Tabii bu gazetedeki yazılar, çiziler özellikle Azerbaycan'a yönelik yaptığı haberler ve makalelerle İran'daki Rus Büyükelçiliği rahatsız olur. Ve İran hükümetine baskılar başlar. Dolayısıyla gazeteciliğinin
piştiği, olgunlaştığı ve zirve yaptığı İran'da Resulzade 2 yıl kadar kalabilir ve 1911 yılına doğru Türkiye'ye gelmek zorunda kalır. İstanbul'a gelir. Yani ilk gelişi 1911'dir. Dolayısıyla İstanbul'a gelir. Tabii meslek itibariyle baktığınızda gazetecilik ve yazarlık dışında elinde bir güç yok. İstanbul'a geldiğinde tabii talihsiz bir dönemdir. Trablusgarp Savaşı vardır. Dolayısıyla Trablusgarp Savaşı'nın o olumsuz etkileri bitmeden Balkan Savaşı başlar. Balkan faciası. Ve yine bizim Türkiye'de birçok arkadaşımızın ağzında nakarat olan Ziya Gökalp'in Vatan Türklere ne Türkiye'dir ne Türkistan bu dönemin ürünüdür. 1912'nin ürünüdür. Şimdi ben zaman zaman gayri ihtiyari şunu düşünür söylerim. Acaba Ziya Gökalp'in ya da aynı dönemde aynı isimlerle eser veren Ömer Seyfettin ve Halide Edip'in zihin dünyasında Resulzade'nin rolü nedir diye. Çünkü Resulzade'nin yazmış olduğu bu dönemde Türk Yurdu dergisinde İran Türkleri diye bir yazı dizisi vardır. Bu kitap olarak da Türkiye'de basılmıştır. Arkasından yine Kafkasya Türkleri diye yazı dizisi vardır. Sebilur Reşat ağırlıklı yayınlarda. Ve şimdi bu iki yazı dizisi Türk aydınına Osmanlı coğrafyasının dışında da Türklerin olduğu düşüncesini muhtemelen daha güçlü vermiştir. Özellikle İran Türkleri ve Kafkasya Türkleri bana göre Türkiye'deki aydınlara bir Türk dünyası fikriyatını verdi ve dönemin aydınları bunun etkisiyle bu tip eserler verdiler. Şimdi Resulzade burada artık kaleminin gücünü, bilgisinin gücünü Türkiye kamuoyuna da kabul ettirmiş bir pozisyondadır. Tabi bundan sonra işte bir Azerbaycan'a geri dönüşü olacak. Ve burada da döndüğünde yine bakıyorsunuz siyasi parti liderliği yanında ki kısa bir süre sonra 1913'te döndükten kısa bir süre sonra Musavat Partisi'nin başına geçirilir ve bu dönemde de en önemli faaliyeti Açık Söz Gazetesi ile olur. Dolayısıyla şimdi Açık Söz Gazetesi'nde sürekli yazı yazmak, bunu kontrol etmek, çıkarmak ve arkasından devlet adamı olmak. Biter, yine bir ara dönem. Önce Moskova'da bir müddet mecburi ikametgah. Misafir edilir. Ondan sonra Türkiye'ye. Şimdi Türkiye'ye döndüğünde bakıyorsunuz Yeni Kafkasya, Azeri Türk, Odlu Yurt. Şimdi bunlar 1920-30 arası muhacirettiki Azerbaycan Türklerinin en güçlü yayın organıdır. Ve hepsinin kapatılma sebebi aynıdır. Rusya coğrafyasına ve Ruslara karşı yapılan olumsuz yayınlar. Bunu belki biraz sonra bir daha değiniriz. Evet. Bu kadar hani gazetecilik ve siyasi işlerle meşgul fakat bir yandan edebi eserler de veriyor. Evet. Düşünün şimdi Türkiye'deki geldiğinde özellikle 1922'de oturuyor. Azerbaycan Cumhuriyeti, Keyfiyeti, Teşekkül ve Şimdiki Vaziyeti diye bir kitap yazıyor. Şimdi bu kitabın yazılmasının en önemli sebebi Moskova'dan Finlandiya'ya, Berlin üzerinden de Türkiye'ye geldiğinde Türkiye'deki Azerbaycan muhacirlerinin içinde bulunduğu şartların pek de iyi olmadığını görüyor. Böyle olunca bir Azerbaycan Türklerine siz buraya Osmanlı ya da Osmanlı-Türk devletinin sınırları içinde rahat yaşamak için gelmediniz. Öbür tarafta bıraktığınız bir dava var. Bu dava Azerbaycan davasıdır diyerek ve bir de iki yıllık bir cumhuriyet sonrasında böyle bir tablo Resulzade'nin bu kitabı yazmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Keyfiyeti, Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti bir nevi Resulzade'nin o 20 aylık Azerbaycan Cumhuriyeti'nin muhasebesini yapıp genç nesillere ve Türkiye'dekilere siz bu davanın birer neferi olmak zorundasınız diye ifade ettiği cümlelerden oluşacak bir eserdir de diyebiliriz. Bununla sınırlı değil tabii. Yani edebi tabii, türlere bundan sonra mesela daha sonraki süreçte Azerbaycan Edebiyatı, çağdaş Azerbaycan Edebiyatı, ondan sonra Azerbaycan Tarihi ve 1951'de basılan en önemli eseri Nizami. Bakınız bu eser Türkiye'de belki Resulzade yazıncaya kadar Nizami ile ilgili ciddi bir eser yoktur. Ve bu eserin ilk baskısını 1951'de dönemi Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkar. Ve aşağı yukarı 400-450 sayfalık bir kitaptır. Şimdi devlet adamı deseniz bu eser ne derler? Gazeteci deseniz ya böyle bir eser. Dolayısıyla bunların hepsini yan yana koyduğumuzda... Gazeteci olsa, tabii, iki yıl bile olsa bir devlet başkanlığı kurucu. Evet.
unsurluk var. Onun için bu eserler yani sıradan eserler değildir. Zaten sıradan eser olmadığı için Resulzade'nin o çok yönlü kişiliğine her birisi birer imzadır. Şimdi gerek Bolşevik Rusyası döneminde gerek Çarlık Rusyası döneminde Rus yönetimlerle başı hoş değil. Evet. Sürekli sürgüne gidiyor ya da zorunlu ikamete tabi tutuluyor. Niye, neyi eleştiriyor, ne istiyor? Yani Azerbaycan Türkleri ya da Rusya Müslümanları ya da Türkistan Türkleri, Türk dünyası için. Yani biraz fikriyatından devam etsek. Şimdi Resulzade'nin en büyük isteği azatlık. Özgürlük. Özgürlük. Bağımsızlık. Dolayısıyla Azerbaycan'ın belki günümüzdeki manada bağımsız bir siyasi devlet ilk etapta düşünmüyorlar. Hmm. Ancak 1905, 1907 ve 1917'ye kadar devam eden Rusya Müslümanları kongrelerinde hı hı. mesela bir tarafta muhtariyet isteyenler, hı hı. bir tarafta federasyon isteyenler var. Resulzade muhtariyet isteyenlerdi. Farkı ne ikisinin arasındaki fark? Yani şimdi muhtariyet isteyenler biz bağımsız olalım. Hı hı. Topraklı muhtariyet. Topraklı muhtariyet. Öbürleri de ya biz Rusya için de özerk olalım. Kültürel olarak bize yani özerklik bize Türk desinler, dinimizi yaşayalım, dilimizi hı. konuşalım. İşte biraz da rahat hareket edelim. Fakat muhtariyet de özerklik de bağımsızlık değil. Bağımsızlık değil. O size, dile bile getirilmiyor değil mi? En fazlası gelmiyor. Muhtariyet. Muhtariyet. Topraklı muhtariyet. Topraklı muhtariyet. Dolayısıyla ha belki o günün şartları evet. onu gerektiriyor. Evet. Ama sonuçta şimdi günümüzde de aynı şeyler geçerli. Bir şeyi kopardığınızda arkasının bir üstünü talep edebiliyorsunuz. Hı-hı. Şimdi Resulzade belki topraklı muhtariyeti talep ederken bir sonraki adım bağımsız bir devlet. Hı-hı. Çünkü bir de düşünüyorsunuz o dönemin insanları, Rus olmayanlar Hı-hı. şimdi hangi işlerde çalıştırılmış? Devlet tecrübelerini, bürokrasi tecrübelerini, bürokrasi içinde nasıl hareket edecekleri konusundaki güçlerini, bunların hepsi sıkıntı. Yetişmiş elemanınız yok. Dolayısıyla yetişmiş eleman olmayınca, mesela şimdi 1918 bağımsızlıktan 2 yıl öncesi var, 1916. Özellikle Türkistan coğrafyasındaki o askerde siper kazmak amacıyla 500 bin kişinin silah altına alınması düşüncesi. 16 isyanı var. 1916 isyanı. Şimdi burada düşünün Türk insanına 500 bin kişi diyorsunuz hı-hı. Bozkır ve Türkistan valiliklerinden gelecek hı-hı. ve bunlar siper kazacak. Şimdi cephede, askere siper kazmak için mi gidilir? Hı-hı. Askere ya asker gibi gidersiniz ya da gitmezsiniz. Muharip güç olarak değil de destek hizmeti gibi. Düşünün yani orada kazacaklar, edecekler ve güya bunlar orada görev almış olacak. Şimdi aynı şeyin bir kısmı Kafkasya'da da var. Hı hı. Şimdi bu insanların sıkıntıları ekonomik değil. Sıkıntıları kültürel. Çünkü herkes karnını bir şekilde doyuruyor. Yani. Ama diyor benim kendi haklarımın, milli haklarımın var olması lazım. Bir varlık talebi değil yani mi? Yani bir varlık ve biz de varız. Bizi evet. görün talebi. Aha. Yani Resulzade'nin o ilk işte arkadaş Türkçe konuş sözü burada yine karşımıza çıkıyor. Yani Bolşevik Partisi ile bir teması oluyor değil mi? Sonra evet belki her türlü. Tabii Bolşevik Partisi ile daha sonra temasları oluyor. Evet. Stalin'le. Stalin'le. Stalin'le var. Çok yakın dost. Hı-hı. Çünkü 1904 öncesi Stalin'le, Stalin'le kendisi Gürcüdür. Çukaşveli. Dolayısıyla Gürcü Stalin'le Azerbaycanlı Resulzade Rus çarlığına karşı mücadelede ortaktır. Ama daha sonraki süreçte Stalin Bolşevik devriminden sonra gücü eline alınca Resulzade'yi tanımaz. Ama Resulzade'nin hayatta kalmasında galiba Stalin'in çok da az olsa bir etkisi var. Çünkü 1920'nin 27 Nisan'da Ruslar Azerbaycan'ı işgal ettiğinde Resulzade bir müddet sonra yakalanır. İşte Bakü'ye getirilir ve Moskova'ya Resulzade'nin yakalandığı bilgisi verilince Stalin muhafaza edin ben geliyorum der. Hı hı. Ve geldiğinde onu kendisi kendi bindiği trenle Moskova'ya götürür. Hı hı. Bu Resulzade'yi bedenen öldürmek için değil ama fikren öldürmek için yapılmış bir hareket. Fakat Stalin'in birlikte çalışalım tekliflerine de hiç evet demediği şeklinde yorumlar var. Yorumlar var değil. Onlar bir vaka. Mesela iki önemli olay var burada. Bir tanesi İşte o dönemde işte komünist enstitüsü diyelim. Hı hı. Bunlar Doğu ile ilgili çalışmalar yapacaklar. İşte Resulzade'ye diyorlar ki sen bu kurumda üye ol. Hatta başkan ol. Resulzade de diyor ki bu bilimsel bir enstitü olacak. Dolayısıyla burada diyorlar siyaset olmayacak.
Resul Zade tamam diyor, ben diyor bir tüzüğünü inceleyeyim diyor. Tüzüğü incelendiğinde şart şu, enstitünün üyelerinin %51'i Komünist Partisi üyesi olacak. Resul Zade bunu görünce bir dakika diyor. Siz diyor ilmi bir cemiyetten bahsediyorsunuz, enstitüden bahsediyorsunuz ama diyor bu ilmi değil. Ben burada görev almam diyor. Resul Zade'ye ikinci teklif, doğulu gençler var. Yani Asya'nın doğusundan gelmişler. Moskova'da eğitim görüyorlar. Ve bunlar Resul Zade'ye muhtemelen bir yerlerin kontrolüne gönderiliyor. Diyorlar ki Resul Zade'den rica edin size ders versin. Şimdi tabii Resul Zade meseleyi anlıyor. Talebeleri de kırmak istemiyor. Şimdi diyor ki yani siz diyor ben ders anlattığımda kafanızda şu olacak. Bu musavatçı bize ne anlatıyor? Ben de diyeceğim ki bu komünistler beni anlıyor mu? Dolayısıyla diyor benden size iyi hoca, sizden bana iyi talebe olmaz deyip reddediyor. Dolayısıyla Stalin bu iki teklifin de arkasında muhtemelen Stalin var. Yoksa durduk yere bir nevi yarı gözaltında hapiste olan bir insana böyle bir teklif niye yapılsın? Yani Stalin yani bu tür hem teknik olarak uygun bulup bulmamasından öte Bolşevik Partisi'nin iktidara geldikten sonraki Türk dünyası politikalarından herhalde hayal kırıklığı yaşıyor. O zamanki birçok aydın gibi, Türk aydını gibi. Tabii burada Stalin'in muhtemelen kafasının altında şu var. Ben Resul Zade'yi, yani müsavatçı Resul Zade'yi fikren ancak bu şekilde öldürebilirim. Çünkü Resul Zade'nin Moskova'ya geldikten sonra Bakü'deki Resul Zade sevgisi bitmiyor ki. Azerbaycan'daki Resul Zade sevgisi bitmiyor ki. Dolayısıyla bunu ortadan kaldırmanın yolu onu kendi kurumlarının içinde bu şekilde adeta müsavat hareketini terk etmiş. Bakın Komünist Partisi'ne ve Komünist Partisi'nin kurumlarına hizmet ediyor anlayışıyla. Bunu kamuoyuna verip muhtemelen arkasından da bazı haberlerle, gazete haberleriyle bunu Bakü'ye gönderip manen öldürecekti. Fakat başaramadı. Yani Resul Zade böyle bir fırsatı onlara, yani Stalin'e vermedi. Evet, şimdi Azerbaycan'ın ilk kurucu devlet başkanı olarak 1918'de değindik. Bu tabii hemen arkası şeyinden geliyor. Azerbaycan Milli Şurası'nın kuruluşuyla başlayan bir süreç. O sürece biraz değinsek. Yani bu Azerbaycan Milli Şurası'nın kuruluşu, sonra bunun bağımsız devlete evrilmesi. Şimdi orada ifade etmemiz gereken öncelikle şu. Bölge Rusya'da ihtilal çıkması sonrasında bir kaos ortamında. Bu sıkıntıyı Azerbaycan Türk'ü de çekiyor, Gürcü de çekiyor, Ermeni de çekiyor. İç savaşı mı kastediyorsunuz? İç savaş değil. Kızılalı beyazlar arasında. O daha da garip bir durum bu. Ve bunlar o iç savaşın, yani Kızıl ve Beyazlar arasındaki ya da Menşevik ve Bolşevikler arasındaki kavgada ezilmemek için birlikte hareket etme kararı alıyorlar. Ve Maverayı Kafkasya Seyim Hükümeti kuruluyor. Yani içinde Gürcü, Ermeni ve Azerbaycanlıların olduğu, işte Azerbaycanlılar adına başta Resul Zade'nin olduğu bir üçlü hükümet. Ve bunlar işte Türkiye ile bir saldırmazlık, kardeşlik, dayanışma anlaşması düşünüyorlar. Ve üç milletten de delegeler işte Batum'a, oradan işte Trabzon'a geçecekleri bir serüven başlıyor. Ancak burada bir küçük pürüz çıkıyor. Türkiye'nin Ruslarla yaptığı anlaşma. Şimdi Batum bize bırakılıyor. Zannediyorum Brest-Litovsk öncesi bir anlaşma. Tabii Batum'un bizde kalmasını biz orada da diyoruz ki Batum bizim olacak. Dolayısıyla Gürcü ve Ermenilerin bunu kabul etmesi mümkün değil. Ve istenilen neticeye ulaşılamıyor. Hatta burada Türkiye adına Halil Menteşe Bey var. Evet. Halil Menteşe'nin anlarında da bu zaten vardır. Ve anlaşma olmuyor. Evet. Arkasından Azerbaycan ile Osmanlı Devleti arasında bu kez kardeşlik ve saldırmazlık anlaşması yapılıyor. Şimdi bu anlaşmayla birlikte Azerbaycan'ın Seyim içindeki durumu tartışılmaya başlıyor. Şimdi deniyor ki yani biz üçlüyüz ama siz teke tek yaptınız. Ve bunun üzerine Gürcüler bağımsızlığını ilan ediyor. Aynı gün Ermeniler bağımsızlığını ilan ediyor. Buna rağmen Azerbaycan bir gün bekliyor. Onlar 27 Mayıs, Azerbaycan 28 Mayıs'ta bağımsızlığını ilan ediyor. Hocam Azerbaycan demişken telefon attığımızda Azerbaycan'dan Profesör Doktor Nesiman Yakuplu var. Alo. Alo. Bir, iki. Nesiman Hocam.
Hocam bizi duyabiliyor mu acaba? Buyurun buyurun eşliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Hoş gördük. Nesimen Hocam, şimdi bugünkü programımızda Resulzade'yi ele alıyoruz kıymetli hocamla. Biz istedik ki Azerbaycan'dan da bir katkı olsun. Azerbaycan için, bağımsızlık süreci için, Azerbaycan tarihi, kültürü için Resulzade'nin anlamı, önemi konusunda fikirlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Ya, beri. Söyleyeyim mi fikirlerimi? Buyurun, dinliyoruz. Yani teşekkür ediyorum size. Bu verilişe, bu nerede koştuğunuza göre, delbetinize göre. Bilmek istiyorum ki Azerbaycan 20. Milli İstiklal tarihinde Resulzade çok önemli bir yer. Yani Resulzade'nin en büyük doğu bölge ondan ibaret değil. O Azerbaycan Milli Kurtuluş Harekatı'nın büyük yolu. Yani Milli Kurtuluş Harekatı'nın Resulzade'nin arka kapağı. Ve Resulzade bu mevzeye artık gelip baştan satan bir şahsiyet olmuş. Resulzade bu bölgeye özünün siyasi faaliyetiyle, özünün zengin bir siyasi, publistik, medeni kültürel ile yazılarıyla, faaliyetleriyle gelip. O manada ben 20. asırda Azerbaycan halkı en büyük benimet kaldır ve bu insanın mimarı, kurucusu Mehmet'in Resulzade. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan İstiqlalının elan etməsinə qədər Əhməd Əmir Rəsulzadə çox böyük fəaliyyətdir. Və heç bir rəslə, heç bir rəslə Azərbaycan İstiqlalının asanlıqla həyatında daxil olduğunu qəbul etmək üçün deyil. Azərbaycan İstiqlalına qədər Azərbaycan xalqı böyük mücadilə yapmışdır və bu mücadilənin sonucu 1918 ilin 28 Mayıs'ta planlı gerçekleşmesiyle başladı. Yani Resulzade'nin Azerbaycan davası adı ve Milli Azerbaycan Harekatı olarak ilanlı eserler var. Bu eserlerde Resulzade Azerbaycan'ın asarlı silah mübarizesini bu cür değerlendirir ve böyle bir kıymet verip deyir. Milli Kurtuluş Harekatı, Azerbaycan Milli Kurtuluş Harekatı sergin milli kurtuluş ideyalarıyla Gərbin demokrasi cereyanları özünde birleştiren bir hərəkatdır. Yani bizim apardığımız mübarizə hem Gərbin milli kurtuluş ideyalarını özünde birleştirir, hem de Gərbin demokrasi cereyanlarını özünde birleştiren bir hərəkatdır. Odur ki, bizim kurduğumuz 1918 yıldaki cumhuriyet layık cumhuriyetidir ve bu cumhuriyetin esaslarını hazırlayan Mehmet Əmir Rəsulzadədir. Ben bir kadar öne kaydım. Eğer biz 1910'dan salını bağlıysak, onda gelin 1911'de Mehmet Emre Resulzade'nin milli birlik nedir? Evet. İstiklal nedir? Bağlı yazılarının bir bağlı araştırak ve tehlil edecek. Yani göreceksiniz ki bu istiklal meselesi Resulzade'nin faaliyetinde özünü hele bir kadar önceden gösterildi. Ve 1917 yılında Açık Söz gazetinde Resulzade yazıldı ki bize ne de cumhuriyet lazımdır. Evet. Fikir verirsin. Hala 14, hala 17. yıldır. Bize ne de cumhuriyet lazımdır. Ve yazıldı ki bir var cumhuriyeti enam, bir de var cumhuriyeti har. Yani bir var imtiyazlı adamlar. Bir grup adamın kurduğu devlet, kurduğu cumhuriyet. Bir evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Azerbaycan'a buradan Bakü'ye selamlarımızı iletiyoruz sizin vasıtanızda. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Maalesef ses biraz zayıf geldi. Olmadı. Şimdi hocam bu kısımda Resulzade'nin hayatının son dönemi. Türkiye'ye geliyor. Evet. Türkiye'de yine yayın faaliyetlerine devam ediyor. Evet. Milli Kütüphane'de çalışıyor. Evet. Türkiye'deki faaliyetlerine ve işte Türkiye'ye dönüşle birkaç geliş gidişi var ya. Şimdi Resulzade'nin biraz önce 1911'de birinci gelişinden bahsettik.
İkinci gelişi 1922. Ona da kısaca bahsettik. Hı hı. Ama orada ikinci gelişinde aslında Resulzade Türkiye'de yayın alanında en önemli faaliyetlerini yapmıştır. Hı hı. Yani gerek Azerbaycan Cumhuriyeti, gerek diğer işte Azerbaycan Edebiyatı, Çağdaş Azerbaycan Edebiyatı gibi eserler, gerekse Yeni Kafkasya, Azeri Türk ve Odlu Yurt dergileri. Evet. Şimdi burada sıkıntılarımızdan birisi şu. Hı hı. 1930-31 veya 28-31 arası Resulzade Türkiye'den niye gitti? Niye gitti? Şimdi şu an mesela biz Nesiman Bey'le zaman zaman bunu Bakü'de saatlerce konuşuruz. Evet. Veya bir araya geldiğimizde saatlerce konuşuruz. Hı hı. Şimdi Resulzade'nin gitmesinin altındaki en önemli sebep 1925 yılında Rusya ile Sovyetler Birliği ile yapılan anlaşmadır. Hı hı. Bu anlaşma 1902 yılda bir yenileniyor ve Ruslar Resulzade'nin faaliyetlerini Türkiye'de istemiyor. Evet. Bu açık ve net olarak ifade ediliyor. Tabii Resulzade'nin mesela düşünüyorsunuz Yeni Kafkasya Mecmuası'nın kapatılması. 94 sayı çıkmış. Hı hı. Şimdi 94 sayı çıkan bir dergi kendisini kapatmaz. Hı hı. Veya o davanın insanları dergi kapandıktan bir ay sonra bir başka isimle yeni bir dergi çıkarmaz. Daha sonra Promotör Hareketi'nde falan da. İşte 1928'den sonra Resulzade Promotör Hareketi'nin içinde zaten kuruluşta o dönemlerdir. Promotör Dergisi'nde yazıları vardır. Ve Fransa'dan 1928'den sonra Azeri Türk mecmuasına gönderdiği yazıların çoğu Fransa'dandır. Paris'ten gönderir. Ve bir de tabii burada Latin harflerine geçtiğimiz bir dönem vardır. 28'de. Azeri Türk Mecmuası'nın mesela Latin harfleriyle yayınlanmaya başladığı dönemde Resulzade'nin hiç yazısı yoktur. Hmm. Daha önceki 20 Arap harfle çıkan sayıda yazıları vardır. Hmm. Ve Türkiye'den gitmesi adeta biz ona işte Sirkeci Garı'ndan eline iki valiz verip hadi git dedik. Hmm. Şimdi bu gidiş sonrasında Resulzade Türkiye'ye küsebilirdi. Hmm. Ama... ne bileyim Türkiye'den nefret edebilirdi. Fakat Resulzade böyle bir haleti ruhiye yok. Hatta zaman zaman dar çevresindeki dostları bunu eleştirmeye kalktığında susturuyor. Hı hı. Diyor ki o bizim tek bağımsız devletimiz. O bizim göz bebeğimiz. Siyasi gereklerle alınmış bir karar diyor. Karıştırmayın diyor. O ayrı bir husus diyor. Hı hı. Tabii Avrupa'ya gidiyor. Resulzade'nin Avrupa'daki faaliyetleri de yine basın alanında. Hı hı. Gerek Prometo hareketi içinde, gerekse Prometo hareketi dışındaki faaliyetleri basınla alakalı. İşte orada İstiklal diye. Gerçi 10 günde bir çıkıyor gazete. Gazete çıkarıyor. 2 yıl. Kurtuluş diye bir dergi ayda bir. Hı. Aşağı yukarı 66 sayı. Hı hı. Ve sonra Almanya'ya baskı muhtemelen var. Evet. Çünkü 2. Dünya Savaşı öncesinde Rusya ile Almanya çok yakındır. Ve bu dönemde Resulzade'nin yayınları bitiyor. Ve savaş içinde değişik sıkıntılar, zorluklar sonrasında tekrar Türkiye'ye 1947'de kabul edilmeleri. Hı hı. Ve Resulzade mesela tek başına kabul edilmiyor. Diyor ki bütün Azerbaycanlıları 2. Dünya Savaşı'nda Ruslara Rus o üniformasıyla savaşa katılan, Almanlara esir düşen ama diyor bugün geri gitmeyen, gitmek istemeyenleri de diyor getireceksiniz. Hı hı. Ve 1947 sonrasında Resulzade tekrar Türkiye'de ve Türkiye'ye geldiğinde tabii düşünüyorsunuz devlet adamlığının üzerinden 30 yıl geçmiş. Hı hı. 1918-48. Hı hı. 30 yıl geçmiş ve bu insanın yaşı artık belli bir noktaya gelmiş. 60'lı yaşlarda. 60'lı yaşlara gelmiş ve karnını doyuracak iş lazım. Hı hı. Mesela o dönemde bir süre Milli Kütüphane'de Rusça eserleri tasnif bölümünde çalışıyor. Hı. Hatta ben rahmetli Müjgan Cumbur'la sağlığında görüştüm. Çünkü o da o dönemde Milli Kütüphane'ye yeni girenlerden. Hocam dedim, nasıldır Resulzade? Dedi, çok beyefendiydi. Lacivert bir elbisesi vardı. Her gün gelir, masasına oturur. İşi bitinceye kadar kimseyle konuşmaz. Mesaisinde işte başkalarının görüşmez. İşinin adamıydı dedi. Evet. Şimdi, dolayısıyla bu birincisi. İkincisi, 1949 yılında tekrar Resulzade'yi basının içinde görüyoruz. Hı hı. Artık Türkiye'ye 1920'li yıllarda geldiğindeki şartlarla 1948-47'den sonraki şartlar çok farklı. Evet. Ve ne yapıyor? Diyor ki bizim diyor müesseseleşmemiz lazım. Müesseseleşme nedir? Fabrika kurmak değil, iş sahası kurmak değil. Davanın
elden ele dolaşacağı, genç nesillerin Azerbaycan'ı unutmayacağı bir oluşum. Hı hı. Bu da Azerbaycan Kültür Derneği olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, bundan sonraki kısmını izleyicilerimiz eğer merak ediyorsalar, en azından 3 tanesi masamızda olan kitaplardan devam etsinler. Çünkü süremiz doldu. Evet. Çıkmamız gerekiyor. Tabii Resulzade'yi böyle 45 dakikada bitirmek mümkün zor, değil. Zor, çok zor. Yani. Ama en azından ana hatlarıyla değinmiş olduk ve bu vefatının 60. yılında belki rahmetle anılmasına vesile olur diye İnşallah. Umuyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda vefatının 60. yılında Mehmet Emin Resulzade'yi çeşitli yönleriyle ele almaya çalıştık. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.